EYT'li çalışanlar işlerinden olacak. Uygulama sonlandırıldı. EYT ile emekli vatandaşların çoğu emekli maaşı yetersiz kaldığı için çalışmaya devam ediyordu. Ancak işverene sağlanan prim desteği sona erince ortaya işverenlerin EYT'li çalışan emeklileri işten çıkaracağı iddiası ortaya atıldı. Yeni vergi yasa tasarısını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamasında, EYT ile emekli olmuş ancak çalışmaya devam eden yüz binler için alınan yeni kararı açıkladı. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Güler, sigorta kolları prim oranını %2,25'e çıkarıyoruz. 8 Eylül 1999 dahili öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık aylığı bağlananın aynı iş yerinde çalışmaları dahilinde işverenlere sağlanan 5 puanlık destek priminin hazine tarafından ödenmesi uygulamasını sonlandırıyoruz. İfadelerini kullandı. EYT'li çalışanlar işini kaybedecek. Gazeteci Turhan Bozkurt, konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, EYT kanunu ile emekli olan vatandaşlardan iş yerlerinde çalışmaya devam edenlerin işlerinden olabileceğini, EYT kanunu ile emekli olan ve aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, primi hazine tarafından karşılanıyordu. Diyen Bozkurt, %5'lik destek kalktı. İşveren maliyet artışını sineye çekmeyebilir. Muhtemelen EYT'li çalışanların ekseriyeti işini kaybedecek. Sözleri ile ifade etti. Etlilerin yarısı çalışıyor. Emekli olduktan sonra sigortalı olarak çalışmaya devam edenler için Sosyal Güvenlik Destek Birimi, SGDP devlet tarafından ödeniyor. SGDP'ne tabi emekli çalışan sayısı 2022 yılında 945 bin iken, 2023 yılında 919 bin kişi artarak 1 865 bin kişiye kadar yükseltilmişti. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise 78 591 kişi daha artarak 1 944 bine ulaştı. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda emekli olan EYT'lilerin yaklaşık yarısının sigortalı çalışmaya devam ettiği görüldü. 4,8 milyon EYT'li var. EYT'nin 2024 yılı maliyeti, toplamda 577,3 milyar Türk lirası olarak belirlendi. Ekonomi yönetiminin belirlemelerine göre, EYT uygulaması kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini de tamamlayarak toplamda 4 milyon 800 bin kişi daha emekli olacak. Düzenleme, EYT kapsamına giren sigortalıların emeklilik tarihlerini ortalama 6 yıl erkene çekmiş oldu. 2023 yılı sonu itibariyle EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli olurken, bunların yaş ortalaması ise 48,1 olarak tespit edildi. Yapılan çalışmaya göre, EYT ile birlikte emekli sayısının artıp çalışan sayısının azalması nedeniyle SGK'nın prim gelirleri iyice azalacak. Emekli maaşı ve sağlık ödemeleri ise artacak. Hesaplamalara göre 401,7 milyar lira maaş ödemesi, 13,7 milyar lira iki dini bayramda ödenen ikramiyeler ve 162 milyar lira tutarında prim kaybı söz konusu.